Merhabalar, ben Köteiz Köte ve Kasa Efsun'un 7. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde size bölüm arası yaptığım değişikliklerden bahsedeceğim çünkü bayağı bir değişiklik var. Çünkü bölüm arası bayağı bir zaman geçirdim. Şurayı falan filan bir değiştirdim ama bunlar tekrar büyümüş. Evet, bunları toparlayalım. Bunun yanı sıra gördüğünüz birkaç değişikliğe birazdan değineceğim. Evet. İlk olarak şuradaki bütün makineleri high pressure versiyonlarıyla değiştirdim. Ve şuraya iki tane daha boiler ekledim. Resipilerini görmek isterseniz aynı resipilerin çelikle yapılanı biliyorsunuz. Bunun yanı sıra yaptığım diğer önemli bir şey maden kazmak. Ve maden kazarken hem şöyle bir yere denk geldim, hem de şöyle bir dungeon'a denk geldim. O dungeon'ın sağ olsun şöyle bir elmas koleksiyonumuz var. Ve de şöyle bir redstone. Evet, uzun bir süre elmas ve redstone sıkıntısı çekmeyeceğiz. Ayrıca Greg'teki maden yatakları sağ olsun şu kadar işlenmiş iron'ım var ve büyük kısmı çeliğe çevrildi. Copper ve tin'im de aynı şekilde ve bayağı bir kısmı bronza çevrildi. Bu arada steel'lerimi de çok kullandım. Ayrıca hala işlenmemiş zibilyon tane demirim var. Biraz da copper'ım. Şunlar copper hep. Kobalt'ım da var. Diğerleri random ore'lar. Bunun yanı sıra 13 iridium'um. Biraz glowstone'um, şöyle işlenmemiş bir tutam redstone ve lapizim. Bu arada o dungeon'da çıkan diamondlar, yani elmaslar vanillaydı. Vanilla elmastı. O yüzden fortune işe yarıyordu ve onlara aqua shard'dan yapılma pickaxe kullandım. Bunun avantajı şu, kendiliğinden fortune 3'e sahip ama sıkıntı nokta şurada. Durabilitesi neredeyse yok. Hani çeliğin durabilitesine bakın. Bir de bununkine bakın. Bunun yanı sıra yaptığım başka bir şey, bana mesaj gelmesi. Telefonu şöyle koyalım. Yaptığım diğer bir şey ise tomnom.com'da. Şu kısmı tamamen araştırdım. Araştırmayı çözdüm. Birazdan size de özetleyeceğim. Sonrasında da burası böyle. Bu böyle. Ama şu an istediğim araştırmalardan bir tanesini yapmış durumdayım. O yüzden rahatım. O araştırmayı bulabilirsem bir yerden. Ha evet. Mirror Magic. Bu şu an istediğim bir araştırma. Bunu yapmış olmak beni mutlu etti. Bunun yanı sıra golemlere azıcık giriştim. Evet. Devamında Railcraft'ın Tomcraft'a ilgili tek şeyi araştırdım. Ve biraz da Tomic Tinkerer'a girdik. Hayret unutmadan Greg Tech'in eklediği şeyler de var. Mesela bu. Bunu henüz araştırmadım. Ya da şu. Şurada araştırmadığım birkaç tane araştırma var. Bunlar bu elimdeki aspektler. Bakalım. Mesela şu. Araştırma şu şekilde işliyormuş. Bunlar arasında bağlantı kurmamız lazım. Ama bağlantıyı nasıl kuracağız? Mesela bu instrumentum humanus ve ordo ile yapılıyor. Eğer bunun yanına bir adet humanus koyarsak sürükleyip bağlanacak. Humanus da bestia ve cognito ile yapılıyor. Şöyle bağlarsak gayet cognito'muz bağlandı buradan. Ardından cognito da
Spiritus ve Terra. Şöyle bir manyaklık deneyeyim. Bakalım başka Terra kullanan bir şey var mı? Var. Evet. Bunun yanı sıra sen nesin bakalım? Sen de Immunus ve Instrumentum. Instrumentum. Humanus. Cognito. Evet. Hepsini birbirine bağladığımız takdirde böyle bir adet araştırmayı yapmış oluyoruz. Bu bakalım hangisi? Shoal of Earthmover. Evet. Bunu yapmış olduk. Şu an bazı aspektlerim az olduğu için pek bir şey yapamıyorum. Bir şeyler craft edip onları incelemem lazım. İlk olarak kendime daha iyi bir wand yapmak istiyorum. Bu arada buradan da Diamond'la yapılan şeylere bakıyordum. Oradan Diamond'la yapılan aletlerin durability'si az gelmişti. Mesela şunu yapmıştım. Az. Evet. Şimdi ne yapalım? İlk olarak wand'ımızı geliştirelim. Elimizde wand olarak neler var? Greatwood Wand Core lazım. Öncelikle bize uyuyalım. Bu arada ufak bir kaç güncelleme yaptım ve kasa Efsun'a yeni bir mod ekledim. Fakat henüz sizin elinizdeki sürümde olmayabilir. Test ediyorum. Çünkü hangi mod olduğuna birazdan değineceğim. 2 dakikalık bir sürpriz kalsın. Ama istenilen bir moddu kasa Efsun'a ve benim de eklemek istediğim bir moddu. Ekledim. Hani güncel sürümü çıkmadı ancak birkaç test sonucu güncel sürümünün en güncel sürümünün hali hazırda düzgün çalıştığını fark ettim. Biraz daha test yapacağım. O zamana kadar yayınlanmayacak. Ayrıca Great Tech de güncellendi doğal olarak. Birkaç güzel şey eklenmiş. Öyle. Ve biz burada bir adet Greatwood arıyoruz. Bulunca hemen geliyorum. Aa, koşuyoruz. Evet gençler, geri döndüm ve koşuyorum. Çünkü gece oldu. Gece olduğu için ağacın sadece yarısını kesebildim. Aslında yarısı da değil, çeyreğini kesebildim. Biraz uzaktaydı. Şu zamanda size gösterdiğim swamp biyomum orada. Sakinlikle toplayamadım onu. Daha sonraki gidişimde toplayacağım. Şimdilik bana bunlar yeter. O zaman uyuyoruz. Evet, şimdi Greatwood Wand Core. Evet, bu kısım bizi biraz bekletiyor nedense. Forge sürümümüzle alakalı ufak problemler. Evet. Bu şekilde yapılıyor. Wand'ımız lazım bize. Şimdi sen gel. Sizler bir gelin. Ardından sen gel. Ardından evet, Greatwood Road. Ardından da Tomium Wand Cap. Mesela Tomium Wand Cap bu şekilde. Bunu daha sonra yapabileceğiz. Tomium'umuz neredeydi? Hah, burada. Evet. Bizden tabii ki de bunları istiyor. Asamızda olmadıkça
Bir saniye, kullanamıyoruz galiba. Bakalım. İlginç, kullanamıyoruz. O zaman Silver. Gel. Evet, silver gelsin. Bakalım bu olacak mı? Şimdi deneyelim. İlla böyle bir şey yapmamız gerekiyor yani. Tamam, iki tane boşuna cap yaptık. Ne güzel. Gold kullanmamız gerekecek illa. Evet, siz gelin. Şarj etmem gerekecek. Şu Wand'ı. Neyse, kolay bir yolumuz var. Ama o kolay yolumuz yok şu an. Yaratık öldürmekti. Bir de keşke... neydiniz siz? Aura notları not etseydim haritaya. Ha, gerçi o haritayı fazla kalabalıklaştıracaktı ama... Olsun. Yine de işe yarardı. Şuralarda bir yerde Aura not olacaktı. Onu bir harvest edelim bakalım. O zaman ben birazdan geliyorum. Evet, geri geldim. Ve artık yapabiliyor olmam lazım. Evet, yapabiliyorum. Önce bir şey yapacağım. Bunların hepsini taralım. Seni tarayalım. Evet. Hanım, sen. Eski wand. Lanet. Hava yok. Hava yok. Sen yani şöyle bir şey deneyelim. Bakalım. Hava gene yetmiyor. 2 puanlık bir hava lazım bize. Şu yaratıkları öldürürsek belki bir şeyler elde ederiz. Ben dokunmadan öldü. Yani. Alt hala. O zaman mecburen biraz daha Aura not arayacağız. Asıl bir saniye. Goggles of Revealing. Ah, nasıl telaffuz ediliyorsa artık. Bakalım.
Tamam. Gayet rahat yapabiliyoruz. Zaten bir tane daha tohum limiter yapmıştım. Bir tane daha yapayım. Çünkü tohum limiter işimiz oluyor. Tam glass buradaymış zaten. Sen git, sen git, sen git, sen git. Siz de gidin. İki tane de gold. Evet, şu şekilde bir şey yapalım. Dört tane deri. Bakalım başka neye ihtiyaç vardı? İki tane de gold. Siz çekilin. Evet. Ve gözlüklerimizi yapalım. Bu gözlükler sayesinde çok daha rahat bir biçimde gidin. Çekler siz de gidin. Şurada pişmiş yemeklerim vardı. Güzel. Sizler ne durumdasınız? Tamam. Sizler şurada yakacak bölümüne gidin. Ve ben tekrar Aura Node aramaya koyulayım. Ama bu Goggles of Revealing'in bize kattığı ufak bir avantaj var. Aura Node'ları şöyle görebiliyoruz uzaktan. Normalde şu lazımdı elimizde olması. Fakat artık böyle bir zorunluluk söz konusu değil. Ve içeriğinin ne olduğunu da görebiliyoruz. Evet, dibimizde hava varmış. Yani tabii bitirmeseydik daha güzel olabilirdi. Çünkü yeniden şarj olmayabilir. Bunu istemeyiz. Bakalım başka bir tane Aura Node'umuz var mı? Buralarda vardır diye umuyorum. Artık daha net görebildiğimize göre bir tane buluruz artık. Aa, burası eskiden geçtiğim bir yer. Yay. Şunun tepesindeki node. Acaba bunda bir şey var mı? Ve yemek hemen lazım. Evet. Bu arada başka neler söyleyeyim? Aa, evet. Şu dungeonlar hakkında bir şey söyleyecektim size. Dungeonlara girerken ya sağlam bir zırhınız olsun ya da yanınızda bolca cobblestone olsun. Cobblestone'un işi nedir diye soracak olursanız güzel bir cobblestone koleksiyonu, güzel bir duvar kapamak demektir ve duvarları kapatmak cidden işinize yarıyor. Tamamdır, bu gayet işimi görür. Şu anki vis oranım. Evet. Duvarları kapattığınız için yaratıklar size saldıramıyor. Spawnlerların olduğu odada. Yani yaratıklardan çok daha rahat kaçabiliyorsunuz. O yüzden de daha rahat lootlayabiliyorsunuz. Bir de yakınlarında bir chest koleksiyonu bulundurun. Yani sürekli her şeyi ona atın. En son dönüşte tüm topladıklarınızı chest'ten çıkartıp eve gidin. Çok daha mantıklı bir yöntem oluyor. Ve tekrar eve geldik. Şu ağaçları da bir yere keseyim. Evet. Geldik. Siz gelin, siz gelin. Evet, daha iyi bir asam oldu. Asayı da bir tarayalım. Tamamdır. Sen de şöyle crafting için burada dur. Bunu bir ara şarj etmem gerekecek. Ve benim araştırmalar hakkında göstermediğim bir detay daha var.
Şöyle altıgen şeklinde olan araştırmaları araştırmak çok kolay. Burada istediği espektler yazıyor. Tıklıyorsunuz, araştırıyor. Artık bu arkadaşa da Arcane Blouse'a da sahibiz. Peki benim yapmak istediğim şeyler neler şu an? Mirror Magic lazım. Bunun için Infusion'a girişmem lazım. Infusion'ı yapmak aslında kısmen kolay. Arcane Stone Block yapmamız gerekiyor. Onun yapımında herhangi bir shard ve 9 tane stone. Stone'umuz var mı? Burada, tamam. Burada değilmiş. Mutlu ben biraz daha. Stone yapayım. Girin. Evet. Siz gelin. 18 saniye şimdilik işimi görür diye düşünüyorum. Asa görmez. Bunlardan 4 tane. Bu 4 tane bir yapalım. Tamamdır. Sonrasında 4 tane shard alalım. Bir tane ender pearl alalım. Zaten bir tane ender pearl'ümüz var. Shard'lar gel. Ender pearl gel. Yanlış şeysin sen. Siz de gelin. Ha, VC yeterli değil. Zaten bununla yapılamazmış. O zaman ben diğerlerini bir yapayım o esnada. Evet. Taşlar olmuştur diye düşünüyorum. 16. Tamam. Şu an ihtiyaç duyduğum kadar taş var. Evet. Gelin. Daha fazla şart. Dolayısıyla da biraz daha vis arama peşinde koşacağız. Merak etmeyin, bu yakında buna pek gerek kalmayacak. Çünkü bu no aura nodları taşımanın yolu var. Bunları kendimize yeni bir ev yaptığımızda, ki evi yapmak için şu an Magic Mirror'ı yapmaya çalışıyorum. Çünkü Magic Mirror Tomcraft'ın uzaktan uzağa item taşıma yöntemi. Magic Mirror sayesinde itemlarımızı taşıyacağız. Bir de şu an elimdeki wand'ın ufak bir avantajı, daha gelişmiş bir wand olduğu için aura nodları tamamen yok etmiyor. Nasıl kurutmuyor. Bu sayede de nodların kuruması konusunda endişe vermemize gerek kalmıyor. Evet. Benim sana ihtiyacım vardı. Gördüğünüz gibi bir de kaldılar. Ve daha da gelişmiş notlarda sanırsın. Daha da gelişmiş mantlarda şu karışık espektleri de ayrıştırabiliyordu. Bakalım. Benim daha fazla orduya ihtiyacım var. Aşağıya düşmeseydim daha güzel olurdu. Neyse ki inventörümde bir tane toprak varmış. Evet, biraz daha aura node aramaca. Evet ve gene geri geldim. Yeterince ordu toplayıp şu arkadaşları unutmadan sen gel. %1 de olsa bir ordu discountumuz olsun. Tamamdır. İhtiyacımız olan şeyler bunlar. Şimdi uyuyalım. Ardından Tom Nomko. Gel bakalım. Bu arada size göstermeyi unuttum. Ufak bir detay var. Ben en son Tomcraft oynadığımdan beri Azanor'da değişmeyen ufak bir şey var. Azanor'un espri anlayışı.
All your wish belong to us konuşabilsem. Eski bir internet esprisine göndermeye. Bu açıklama kısımlarına dikkat edin. Çünkü Azanor'un espri anlayışı cidden hiç değişmemiş. Hiç değişmemiş. Ve bu güzel bir şey. Azanor'un güzel bir espri anlayışı vardı. Evet. Şurayı temizleyelim. Şimdi büyü alanımız burası olsun. Geçici olarak. Yakında yeni evimiz olacak. Şu an sadece geçici olarak tek bir şey craft etmek istiyorum. Evet, şimdi sen... Infusion. Nasıl yapıyorsun? Tamam. Üstüne bu. Evet, anladım. Şimdi ortaya sen. Kenarlara şu arkadaşlar. Bunun kenar üstlerine şu arkadaşlar. Beraberinde şu. Sen. Sen git. Ve. Bir şey eksik. Bir şey yanlış yaptım. Aa, espeklerim yetmiyor. Tabii ki de. Evet. Ben de ne bekliyordum zaten. Espeklerim yetmiyor. O zaman ne diyoruz? Şunları da dizelim. Bu bile yetmiyor. O zaman şimdilik izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler iyi eğlenceler. Ben bolca espek toplayıp geliyorum.